Amerikalı gönüllüler otomobil sektörünün kalbi Detroit'i yeniden imar ediyor. Güreş sporu olimpiyat mücadelesini kazanacak mı? Kadınlar Hollywood'da seslerini neden duyuramıyor? Bunlar bu hafta gündemde öne çıkan başlıklardan bazıları. Amerika'dan sağlık, bilim, ekonomi ve sanatla ilgili son gelişmeleri paylaştığımız renkli bir gündemle yine karşınızdayız. Ben Ayşegül Simeth. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre her 20 saniyede bir dünyada bir çocuk aşıyla önlenebilecek bir hastalık yüzünden ölüyor. Amerika'nın sesi küresel aşılama çalışmalarını ve önlenebilir hastalıklarla mücadele çabalarındaki son durumu inceledi. Kızamık dünyada çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri. Kızamık sadece öldürmüyor, henüz doğmamış bebeklerde körlüğe, sağırlığa veya başka engellere de yol açabiliyor. Oysa bu hastalık güvenli ve pahalı olmayan bir aşıyla önlenebilir. Pamela McCall bu yıl başında Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan kızamık salgınını takibi alan sağlık görevlilerinden biri. Kızamık aşısı okula başlamak için yapılması gerekli aşılardan biri. Dolayısıyla birçok çocuk kızamığa karşı aşılı. Kuzey Carolina'daki kızamık salgınından en az 10 kişi etkilenmiş. Aşı sayesinde Amerika'da birçok salgın hastalığın kökü kazınmış durumda. Dr. Chesley Richards, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nde görevli. Aşılar Amerika'da genel sağlık durumunun iyileşmesine çok büyük katkıda bulundu. Su çiçeği, kızamık, çocuk felci gibi hastalıklar tamamen kontrol altına alındı. Su çiçeği dünyada da ortadan kalktı. Ancak daha yapılması gereken çok şey var. Örneğin sıtma aşısı yapılırsa her yıl sivrisineklerden bulaşan parazitten ölen çoğunluğu çocuk 660 binden fazla kişi kurtarılabilir. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri aşıların çocuklara sağlıklı bir hayat sürme, okula gitme imkanı verdiğini söylüyor. Ulusal Sağlık Enstitülerinden Dr. Anthony Fauci de bu görüşte. Eğer sağlık araştırmalarına ve uygulamalarına yapılan yatırımlarda öncelikli alanlar belirlersek, aşı konusu listenin ilk sıralarında olmalı. Son verilere göre 12 yıl önce başlatılan kızamık ve kızamıkçık girişimi sayesinde dünyada kızamık ölümleri yaklaşık %70 oranında azaldı. Aşılar çocuk hastalıklarını önlemenin yanında hepatit, grip ve hatta rahim ağzı kanserine karşı koruma da sağlıyor. Aşılar sayesinde dünyanın çocuk felcinden temizlenmesi de mümkün. Dr. Fauci bir hastalığı önlemenin tedaviden daha ucuz olduğunu, dolayısıyla aşıların sağlık harcamalarını da azalttığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü daha fazla sağlıklı çocuk yetiştirmek için ülkelere aşılama programlarına daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulunuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Meme kanserine yakalanma riskini azaltmak için iki memesini de aldırdığını açıklayan ünlü aktris ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde gündemin baş sıralarına oturdu. Jolie, aldığı kararı ve geçirdiği ameliyatı New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede anlattı. Mültecilerin ve kadınların hakları için mücadele veren Hollywood'un en güzel kadınlarından Angelina Jolie'nin meme kanserine yakalanmamak için iki memesini birden aldırması önleyici cerrahinin önemini gündeme getirdi. Annesini 56 yaşında kanserden yitiren Jolie, yaptırdığı gen testi sonucunda meme kanserine yakalanma riskinin %87, yumurtalık kanseri riskinin ise %50 olduğunu öğrenmiş. Bazı genetik mutasyonlar meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini yükseltiyor. Kalıtsal meme ve yumurtalık kanseriyle ilişkili iki gen BRCA1 ve BRCA2 olarak tanımlanıyor. BRCA kaynaklı kansere yakalanan bir kadının kızında da aynı genin bulunması durumunda kızının daha erken yaşta kansere yakalanma riski daha yüksek. Bu kanserlere genç kadınlarda sık rastlanıyor. Gençlerdeki kanserler çok daha hızlı ilerler ve genç kadınlar kansere yakalanacaklarına çok da ihtimal vermezler. 20 ve 30'lu yaşlardaki kadınlarda kanser taraması sık yapılmaz. BRCA mutasyonu rastlanan çoğu kadınsa Doğu Avrupa ve Yahudi kökenli. Ancak şu önemli.
Siyah, beyaz, Hispanik, Uzak Doğulu, kısacası her etnik gruptan kadın kansere yakalanabilir. Ulusal Kanser Enstitüsü yakın akrabalarda meme ya da yumurtalık kanseri görülmesi durumunda gen testi yaptırılmasını öneriyor. Ancak BRCA1 ve BRCA2 genine rastlanmaması kişinin kansere yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bu genlere sahip olmak da kişiye kanser davetiyesi çıkması demek değil. Gen testinin maliyeti binlerce doları bulabiliyor. Önleyici cerrahi kansere yakalanma riskini %5'in altına indiriyor ancak Dr. Bouvard'a göre ameliyat tek seçenek değil. Eğitim çok önemli çünkü kişinin kanser riskinin ne olduğunu bilmesi, taramadan geçmesi ve durumunun çok yakından takip edilmesi içinin rahatlamasını sağlar. Dr. Bouvard, ister önleyici cerrahi olsun ister yakın takip, hastaların yaptıkları seçimle işlerinin rahat etmesi gerektiğini söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündemde izlediğiniz haberleri Amerika'nın Sesi'nin YouTube sayfasında yeniden izleyebileceğinizi hatırlatalım. YouTube'da VOA Türkçe diye arama yaparsanız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Amerika'nın 3 büyük otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Michigan'ın Detroit kenti bu nedenle motor şehri olarak tanınır. Şehir uzun süredir ekonomik sıkıntılar çekiyor ve nüfusunun büyük bir kısmını kaybetti. Şehri terk edenlerin arkalarında bıraktıkları boş yapılar şiddetin ve ilgisizliğin sonucunda kentle ilgili tüm algıları değiştirdi. Ancak şehrin durumuna daha fazla tahammül edemeyen bir eylemci, bir grup gönüllüyle beraber şehri temizlemeye karar vermiş. Eğer bir kişinin çöpü diğerinin hazinesi ise Detroit'in Brightmoor mahallesi John George için altın madeni olmuş. I look at Detroit, I guess through rose-colored glasses. Ben Detroit'e pembe gözlüklerle bakıyorum. Tüm hayatımı burada geçirdim. Dünyaya tekerlekli araçları biz sunduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan demokrasinin galip çıkmasına biz sağladık. Dünyaya Motown danslarını öğrettik. Bu yüzden bu kenti çok seviyorum. Hem de sayıyorum. Sanırım ne kadar düşkün hale geldiğimizi kimse fark etmiyor. John George etrafında kırık camlı pencereler ya da yıkık binalar görmüyor. O bu mahallede çocuklarını yetiştirdiği her evde ailelerin yaşadığı zamanı anımsıyor. George, Detroit'teki 1967 ayaklanmalarında halkın şehri terk etmeye başladığını ve göçün sona ermediğini söylüyor. Ayaklanmaları, petrol ambargosunu, ırkçılığı, banliyöleşmeyi suçlayabilirsiniz. Birçok neden var. Bence artık nedenlerin önemi yok. Sormamız gereken şimdi ne olacak? Şimdilerde George'un ve gönüllülerin sayesinde mahalle tekrar canlanıyor. Şehrin çöküşü kanser gibi, tümörü çıkarıp kurtulmazsanız yayılıp her şeyi yok ediyor. George'un gönüllü grubu en kötü durumdaki binaları ya yıkıyor ya da tamir ederek güvenli hale getiriyor. Tuğlaları, suntaları teker teker yerleştiriyor ve evleri yaşanır hale getiriyor. Geçen hafta sonu şu üst verandada çocuklar oyun oynuyordu. Oysa her an yıkılabilir. Bu yüzden bu acil bir durum. Verandayı kaldırıp binayı kapatmamız gerekiyor. (25) yıl içinde George onlarca binayı yıkmış ya da tamir etmiş. Suç ve yıkıntının hakim olduğu yerleri yeşillendirmiş ve vazgeçip gitmeyi hiç düşünmemiş. Detroit'te kalanlar çok inatçı insanlar. John George bir numaralı Detroitli. Detroit'i onsuz hayal edemiyorum. Brightmoor İttifakı yöneticisi Kirk Myers, George'un çalışmaları sayesinde insanların kente döndüğünü söylüyor. Böyle bir göreve sarılmış, böyle bir yüreğe sahip, böyle çalışan bir insanın ilgi görmesine de her gün rastlamıyoruz. George'un grubu Detroit'te özel sektör yöneticilerinin de ilgisini çekmiş. Detroit İmar Birliği isimli yeni bir örgüt yılda 13 bin binanın yıkılabilmesi için bağış topluyor. Bu başarılabilirse şehrin yıkıntısı 5 yıl içinde temizlenebilir. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Birçok lise öğrencisi üniversitede tıp, hukuk ya da mühendislik okumayı planlarken bazı öğrenciler de aşçılık, inşaat işleri ya da araba tamiri öğrenmek istiyor. Bu tür öğrenciler için uzmanlaşmayı sağlayacak liseler iyi bir başlangıç olabilir.
Washington'daki Thomas Edison Teknoloji Lisesi'ni ziyaret eden Faize Elmasri, öğrencilerin doğrudan deneyimle bu tip meslekler hakkında nasıl bilgilendirildiğini izledi. Matthew Wimmer yemek yapmayı çok seviyor. Bu ona büyük annesi ve annesinden geçen bir beceri. Onlar bana daha iyi bir aşçı olmam için esin kaynağı oldu. Matthew okulda nasıl profesyonel aşçı olunduğunu öğreniyor. Yeni fikirler ve yeni metotlar. Başka öğrenciler de deneyerek bir şeyler öğreniyor. Buraya ilk geldiğimde soteleme ve diğer pişirme yöntemleri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bugün lisenin restoran yönetimi programındaki öğrenciler salata yapıyor. Öğretmenleri Şef Teresa Smith öğrencilerini denemeye teşvik ediyor. Mümkün olduğunca hazır malzeme kullanmıyoruz. Ayrıca onlara mutfak matematiği gibi basit beceriler kazandırıyorum ki ufak tarifeleri daha büyük boyutta yapabilsinler. Güvenli bıçak kullanmayı bilmek gerekir. Biz ayrıca güvenlik ve hijyeni de vurguluyoruz. Lupita Rivera pasta şefi olmak istiyor. Büyük restoran tarzı bir mutfakta çalışmak hoşuna gidiyor. Başka hiçbir lisede böyle bir olanak yok. Okulun sözcüsü Karen Wilson, bölgedeki başka okullardan öğrencilerin otobüslerle Thomas Edison Lisesi'ne getirilerek programlara katıldığını söylüyor. 18 farklı programımız var. Bunlardan biri de öğrencileri asistan hemşirelik sertifikası sınavına hazırlıyor. Ayrıca araba tamiri dersleri de var. Kozmetoloji programında ise öğrenciler saç ve cilt bakımı öğreniyor. Öğrenciler kimya, anatomi ve fizyoloji öğreniyor, gerçek müşterilere hizmet ediyor. Mutfaktaki öğrenciler ödevlerini bitirmiş. Bugün 5 çeşit salata hazırladık. Ben hamurlu gazpacho salatası yaptım. Bu da gazpacholu bir makarna salatası. İçindeki soğuk domates çorbasında zeytin, soğan, domates, kırmızı biber, tuz, karabiber, limon ve beyaz şarap sirkesi var. Salt, pepper, a little bit of white wine vinegar. Tadımda ise öğrenciler birbirlerinin yemeklerine not veriyor. Yaptığınız hataları görebiliyorsunuz. Örneğin benim yaptığım salata için birçok arkadaşım daha fazla sirke koymam gerektiğini söyledi. Böylece öğrenciler gerçek yetenekler kazanıyor ve günün birinde ünlü bir şef olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Gökkuşağı, kampüs günlüğü, motosikletli kız, yeni ekonomi. Bunlar internet sitemizde okuyucularla buluşan bloglarımızdan bazıları. Siz de her hafta ilginç konuları ele alan Amerika'nın Sesi'nin blog yazılarını kaçırmayın. ...25 Nisan'da eski Amerikan başkanları ve bakanlar George W. Bush Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nin açılışı için Dallas'ta buluştu. Eski Amerikan başkanları adına kütüphane yaptırmak, 1933'te Beyaz Saray'a veda eden Başkan Herbert Hoover'la birlikte gelenek haline geldi. Bu kütüphaneler, başkanlık kayıtlarını ve belgelerini barındıran resmi birer bilgi havuzu olarak eğitime de katkıda bulunuyor. Eski başkan Lyndon Johnson 1973'te öldü. Ancak gerçeğine çok benzeyen animasyonu Austin, Texas'taki kütüphanesine ziyaret edenleri hala selamlıyor. Bu karşılama ziyaretçilerin hoşuna gidiyor. Bu başkanlık kütüphanesi 10 milyon dolarlık bir onarım çalışmasından sonra daha teknolojik hale gelmiş. Ziyaretçiler Başkan Johnson'ın 640 saatten fazla kayıtlı telefon görüşmelerinden bir kısmını dinleyebiliyor. Lyndon Johnson Başkan John Kennedy 22 Kasım 1963'te öldürüldükten sonra başkanlık görevini üstlendi. Önemli icraatları olsa da bunlar Vietnam Savaşı'nın gölgesinde kaldı. Kütüphane direktörü Mark Updegrove, bu kütüphanenin amacının başkanları yüceltmek değil, dönemlerini tanıtmak olduğunu söylüyor. Burada yaptığımız tarihi yönlendirmek, insanlara ne düşünmeleri gerektiğini söylemek değil. Biz ziyaretçilere başkanların dönemleri hakkında bilgi veriyoruz. Yorumlamak onlara kalmış. Başkanlık kütüphanelerindeki belgeler tarihi araştırmalarda kullanılıyor. Updegrove'a göre şeffaflık demokrasinin göstergesi. Bu kayıtlar halka ait, başkana değil. Austin'dan biraz uzakta başka bir başkanlık kütüphanesi var ki o da George W.'nin babası George Herbert Walker Bush'a ait. Diğerlerindeki gibi bu kütüphanede de küçük bir oval ofis bulunuyor. Direktör Warren Finch bunun ziyaretçi çektiğini söylüyor. Müzelerde temel görevimiz yurttaşlık bilgisi vermek, Amerikan Anayasası'nın ve hükümetin nasıl işlediğini anlatmak.
Modern teknoloji sayesinde kütüphanelerde görüntü ve ses kaydı kullanılıyor ama Finch bunların idaresinin zor olduğunu söylüyor. 1 milyona yakın fotoğraf, 10 bin kadar video kaseti var. Tarihi kaynakların korunması ve idaresi başkanlık kütüphanelerinin temel görevi. Korunan kaynakların hacmi bu kadar büyük olunca kütüphanelerin işi de zorlaşıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 29 Mayıs'ta buluşarak 2020 Olimpiyat Oyunlarında temsil edilecek sporların listesini verecek. Güreş dünyası komitenin Şubat ayındaki kararından dönerek güreşi tekrar olimpiyatların bir parçası yapmasını umuyor. Geçtiğimiz aylarda güreşin olimpiyatların bir parçası olarak devam etmesi için geniş bir kampanya başlatıldı. Maryland eyaletinde koçluk yapan eski bir olimpiyat güreşçisiyle konuşan Amerika'nın Sesi ekibi, komitenin böyle bir kararı niye verdiğini ve kararın değişmesi için yapılanları inceledi. Kariyerindeki 15 milli şampiyonluk ve bir de dünya şampiyonluğuyla Guinness Rekorlar kitabında yer alan koç Wade Shales, olimpik güreş konusunda kaygılı. 2020 mi, 2024 mi, hangi olimpiyatlarda dönüş yaparız bilmiyorum ama bence başımız dertte. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Şubat'ta güreşi olimpik sporların dışında bırakma kararı, Uluslararası Güreş Federasyonu FILA'yı şaşırtmış. Ancak bugün özel bir güreş okulu işleten Shales, bunun bir sürpriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Sporu kaybetme nedenimiz burnumuzun büyüklüğü. Olimpiyat Komitesi'nin önerisini dinlemedik. Bizi sertçe uyardılar ama biz kendimizi çok büyük gördüğümüz için bu uyarıya kulak asmadık. Geleneğiyle saygı duyulan ve 1896'da ilk Atina Olimpiyatlarında da yer alan güreş, değişimlerden muaf olarak görülüyordu. Ancak bugünlerde olimpiyatlar statü ve gelenekten farklı unsurları temsil ediyor. Olimpiyatlar, televizyonda izleyici çeken bir organizasyon ve kar amaçlı bir kurum olan Olimpiyat Komitesi için yaratılan gelirler çok önemli. Coach Shales, güreşin değişen zevklere ayak uyduramadığını ve televizyon izleyicisini kaybettiğini söylüyor. Wrestling internationally is not fun to watch in my opinion. Bence güreşi seyretmesi zevkli değil. Bazıları buna katılmayabilir. Bugünlerde güreş ter yüzünden çok kaygan bir spor. Yaptığınız hareketlerin yarısında rakipten kayıp gidiyorsunuz. Skor düşük oluyor ve heyecanı da haliyle azaltıyor. Charles sporda büyük değişiklikler gerektiğini düşünüyor. Uzun kollu formalar skoru yükseltebilir ve yeni kurallar şeffaflığı artırıp hakemlerin kararları konusunda şüpheleri ortadan kaldırabilir. Charles Şubat'ta verilen karardan çıkarılabilecek en önemli dersin günümüzde spor lobiciliğinin önemi olduğunu söylüyor. FILA bu dersi almış gibi görünüyor. Çünkü şimdiden güreşin daha iyi tanıtımı için bir danışmanlık firmasıyla anlaşmış. FILA'nın Olimpiyat Komitesi'nin kararını değiştirip değiştiremeyeceği belli değil. Belli olan bu eski sporun 21. yüzyıla uyum sağlaması için büyük bir değişim gerektiği. Selin Söğer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi'nin televizyon yayınlarını internet üzerinden istediğiniz zaman izleyebilir ve günlük haber özetlerini elektronik postayla almak için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz adres amerikaninsesi.com. TGRT Haber kanalıyla yaptığımız televizyon yayınlarını salıdan cumaya canlı olarak izleyebilirsiniz. Pazar akşamları yayınlanan gündem programının yanı sıra hafta içi her gün 17.30'da başkent Washington'dan broadband bağlantıyla yaptığımız canlı yayınlarda Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. Bağımsız filmler bu yıl farklı bir açıdan tarihe geçti. Sundance Film Festivali'nde yarışan Amerikan filmlerinin yarısının yapımcısı kadındı. Amerika'da çekilen bağımsız filmlerle ilgili yeni bir araştırmaya göre de bağımsız film yapımcısı kadın sayısı Hollywood filmlerindekinden çok daha fazla. Ancak kadın film yapımcıları hala birçok engelle karşı karşıya. Bugüne kadar 3 belgesel film çeken Ava DuVernay, yapımcılığı çok seviyor ve siyah bir kadın olarak filmlere farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyor. Bağımsız yapımcı olarak 2 de konulu filmi olan DuVernay, sponsor bulmanın kadınlar için çok zor olduğunu söylüyor. Bazı durumlarda erkeklerin sahibi olduğu veya yönettiği kuruluşlar veya şirketler bir filmin sorumluluğunu bir kadın yönetmene verip ona yatırım yapmak istemiyorlar. DuVernay'in deneyimleri Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin bağımsız filmcilikte kadının yeriyle ilgili araştırmasını doğruluyor.
Araştırma 2002-2012 yılları arasında Sundance Film Festivali'ne yarışan filmleri inceliyor ve belgesel yönetmenlerinin %40'ının kadın olduğu sonucuna varıyor. Ancak konulu filmlere gelince durum değişiyor ve kadınlar önemli görevlerin yalnızca %25'ini üstleniyor. Stacey Smith araştırmanın yazarlarından. Kadınlar bir film setinde ekibi yönetecek kadar güvenilir bulunmuyor. Ayrıca mali konularda çok iyi hesap yapacaklarından da kuşku duyuluyor. Bazı istisnalar olduğu bir gerçek. 2010 yılında Catherine Bigelow, Irak'taki Amerikan askerleriyle ilgili The Hurt Locker filmiyle hem en iyi yönetmen hem de en iyi film dalında Oscar aldı. Geçen yılki Ruby Sparks filminin senaryo yazarı Zoe Kazan da bunu başardı, film için finansman da buldu. Güney Kaliforniya Üniversitesi kadınların film sektöründe karşılaştıkları engelleri 50 kadın yönetmen ve yapımcıyla konuştu. En büyük engellerden biri bir proje için finansman konusunda çoğu erkek olan şirket yöneticilerini ikna etmek. Projeye güvenmelerini ve bir kadının bu işi yapabileceğine inanmalarını sağlamak. Konulu filmler film yapımcılarından finansman alır veya kar etmek isteyen yatırım fonlarından destek görür. Belgesellerse kar amacı gütmeyen gruplardan veya belli bir konuya önem veren yatırımcılardan finansman alır. Kadın yapımcılar genelde belgeseller için fon bulmakta daha başarılı oluyor. Kadın film yapımcılarını teşvik etmek amacıyla Sundance Enstitüsü'nden Carrie Putnam, yapımcılara finans eğitimi vermeyi planlıyor. Finansman modellerini anlamak, para istemede başarılı olma yollarını öğrenmek, deneyim kazanmak ve bu deneyimi iyi kullanmayı başarmak ancak eğitimle sağlanır. Araştırmada sinema sektöründeki kadınlara başarıya ulaşmaları için destek programları sağlanması da öneriliyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington. Yönetmen Ramin Behrani ve aktör Dennis Quaid, At Any Price adlı filmde tarım sanayi devlerine ve tohum tekerlerine karşı mücadele veren çiftçi bir ailenin öyküsünü beyaz perdeye aktarıyor. I have a nice-sized farm, family owned for four generations. Iowa'lı çiftçi Henry Whipple topraklarını genişletmek için hiçbir engel tanımıyor. I just wanted to let you know that I'm prepared to take it off your hands. Get out of here. Acımasız Henry'nin dostu olduğu söylenemez, zaten filmde bedeli ne olursa olsun ayakta kalabilmeyi anlatıyor. İran asıllı yönetmen Ramin Behrani, Amerika'yı göçmen dinamiğiyle büyüyen bir ülke olarak görüyor. Film, büyümenin mücadeleden doğacağı tezini yansıtıyor. Yönetmen Behrani ve başrol oyuncusu Dennis Quaid, Amerika'nın Sesi'ne konuştu. The Heartland is not... Filmde tarım yapan köylüleri romantik ve pastoral ve sunumlu anlatmıyoruz. Bu kişiler ellerinde telefon, tüm emtia fiyatlarını takip ediyor. Örneğin eğer Çin'de siyasi istikrarsızlık baş gösterirse hemen çıkış yolu arıyorlar. Dennis Quaid, oğluyla ilişkisi kopmak üzere olan, hayattaki yönünü kaybetmiş Henry Whipple'ı canlandırıyor. Hey Dean, I was proud of you out there. Whipple'ın evliliği de çökmek üzere. I love you, Henry. And you make me feel like an idiot for it every day. He has this vision of the way things used to be. Whipple eskiden aile çiftliklerinin nasıl olduğunu hatırlıyor, ancak tarım sanayinin kurduğu baskıya dayanamayıp yönünü değiştiriyor. Dış dünyaya kendine güvenli bir kişiymiş gibi görünmeye çalışsa da içinde hissettiklerini herkesten saklıyor. Ruhunu yavaş yavaş kaybettiğini hissediyor. Henry bir tohum şirketinin patentli ürünlerini sattığına dair şüphelerinden kurtulmayı başarıyor. Yeah, in the end of the film, Henry has gotten everything that he wants. Filmin sonunda Henry'nin istediği her şeye sahip olmayı başardığını görüyoruz. Ancak çok can sıkıcı olaylarda söz konusu. You ruined me. Ramin Behrani filmiyle kırsal kesimlerdeki insanları mercek altına alıyor. Am I a happy man? Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi televizyon yayınlarını internet sitemizde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki haberlere internete açık cep telefonlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken amerikaninsesi.com adresine girmek. Bir gündemin daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle Amerika'nın Sesi ekibi adına ben Ayşe Gülsümet, hepinize mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.